Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Lojistik Operasyon Müdürü Korhan Yorulmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesrin Hanım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 20 yılı aşkın bir süredir lojistik sektöründe görev almaktayım. Bu zamana kadar birçok farklı firmada, farklı sektörlerde yöneticilik deneyimim oldu. Halen çok uluslu bir lojistik firmasında Lojistik Operasyon Müdürlüğü görevini icra etmekteyim. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Lojistik tabii ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri. Son Elbette. Derece önemli. Sizin bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Nasıl girdiğimi anlatayım kısaca isterseniz. 2002 yılında lojistik sektörüne başladım. Bir süpermarket zincirinin deposunda görev aldım ilk başta. Özellikle bir seçim değildi aslına bakarsanız. Hı-hı. Biraz kısmet, biraz da koşullar... Böyle gerektirdi. Sonrasında baktım güzel gidiyor ve lojistiği sevdim. Benim asıl eğitimim lojistik alanında değil. Çünkü o dönemde lojistik alanında eğitim veren üniversitelerimiz henüz yoktu. Benim asıl eğitimim denizcilik üzerine, güverte zabitiyim ben aslında. Ama baktım lojistik sevdim lojistiği, gayet güzel gidiyor. Ben de kendi eğitimimi bu yönde detaylandırmaya çalıştım. Önce işletme eğitimini tamamladım çalışırken. Sonrasında yüksek lisansımı lojistik üzerine yaptım. Acil durum lojistiği ve soğuk zincir üzerine bir tezim oldu. Bu şekilde lojistik sektörüne giriş yapmış oldum aslında. Harika. Peki kariyerinizdeki önemli adımlar nelerdir acaba geçmişte, günümüzde? Geçmiş firmalarda çok değerli insanlarla çalışma fırsatım oldu. Onlardan çok şeyler öğrendim. Öte yandan çalıştığım kurumlara da bazı değerler kattığıma inanıyorum ve görüyorum da. Ne gibi? Mesela 10-15 sene önce açtığımız depolama tesisleri başka firmalarda hala faal durumda çalışıyor. Veya işte RFID gibi, voice picking gibi çok ekstra teknolojiler kullandığımız, Türkiye'ye getirdiğimiz oldu. Şu anda bile birçok firmanın bunlardan haberdar olmadığını da biliyoruz. Bunlar bu tarz nasıl diyeyim teknolojik gelişmeler getirdik. Sipariş toplama sistemleri olsun, senkronizasyon sistemleri olsun. Bunlar da bazı gelişmeler kaydettik. Onun dışında genellikle son kullanıcıya hitap eden tarafında kaldım ben lojistiğin. Ne gibi? Perakende lojistiği olsun. Mesela şu anda sağlık lojistiğinde görev almaktayım. Genellikle son kullanıcıya hitap eden taraftayım. Neden böyle diyorum? Mesela metal de taşıyabilirdik veya çimento da taşıyabilirdik ama biz genelde gıda taşıyoruz. Gıdayı siz gidip marketten satın alıyorsunuz. Veya bir ilaç taşıyoruz, bir tıbbi malzeme taşıyoruz. Bunlar size hastanelerde veya eczanelerde tatbik ediliyor, veriliyor. Dolayısıyla son kullanıcının gördüğü tarafta yer aldık. Son olarak da hem 2019'da hem de 2022 yılında 9 Eylül Üniversitesi tarafından en iyi sağlık lojistiği uygulaması ödülüne layık görüldük. Bu da bir nevi bizim taçlandırmamız oldu. Ne güzel. Ama bunların hepsi yani Korhan Yorulmaz kendi başına yapmıyor. Bunların hepsi ekip işi. Bizim lojistik işi kesinlikle bir iyi bir kurgu, iyi bir ekip oluşturmak bu çok önemli bir şey. Kesinlikle ama gayretlerinizin karşılığını almak o da güzel değil mi? Tabii ki. Emek veriyorsunuz. Tabii ki şu var. Konu sadece maddi tatmin değil aslında. Manevi tatmin ve kişinin kendini yaptığı işlerle nasıl diyeyim gururlanması diyebiliriz. Memnun olması çok önemli. Manevi veya, bir haz duymak bu işte. Bir de bunu yaptığınız işi çocuğunuza da anlatabiliyorsunuz. Tabii mesela gurur vesilesi bu. Tabii canım mesela marketlere gıda sevk ederken de kızıma anlatırdım. Mesela derdi ki baba siz işte yiyecek götürüyorsunuz marketlere. Çocuklar da gidip oradan alabiliyor. Ne güzel bir iş yapabiliyorsunuz. Neyse. Gibi yani son kullanıcıya hitap etmek çok kesinlikle. Mutluluk verici. Evet. Harika. Peki fark yarattığını düşündüğünüz özellikleriniz ve iş hayatında pratikte kullandığınız uygulamalar nelerdir? Şu şekilde özetleyebiliriz. Aslında lojistikte iletişim çok önemli. Çünkü her tipten insanla, her seviyeden insanla bir şekilde karşı karşıya geliyorsunuz. Bunun içerisinde hani kamyon şoförüyle muhatap olmanız lazım. Yabancı bir firmanın genel müdürüyle de muhatap olmanız gerekiyor. Her seviyedeki iletişiminizi, dili hariç tutuyorum burada Nesrin Hanım. Her seviyedeki iletişiminizi ona göre planlamanız gerekiyor. İletişim çok önemli. Diğeri ise proaktif olmak ve pratik çözümler bulabilmek. Çünkü bizim işimizde sürekli bir değişkenlik söz konusu. Yani ben bugün bunu planladım, işlerim saat gibi kurulu bu şekilde gidecek diye bir şey kesinlikle yok.
her an beklemeyiniz, bir sıkıntı olabilir, ortaya çıkabilir. Kriz yönetimi, değil mi? Kriz yönetimi, kriz önemli. Ve stres yönetimi çok önemli. Kendi stresinizi ve motivasyonunuzu korumak zorundasınız. Hı. Sakin olmak zorundasınız. Ve doğru çözümü hızlı bir şekilde bulmanız gerekiyor. Bu yüzden de pratik düşünebilmeniz gerekiyor bazen. Ve demin bahsetmiştim, ekip işi çok önemli. Ekibinize güvenmeniz lazım. Doğru insanlarla çalışmanız gerekiyor. Doğru bir ekibiniz olmalı. Ekibinize güvendiğinizi hissettirirseniz onlar da size güvenecektir. Yani kimseye güvenmeyen bir kişi kimse güvenmez. Bu çok doğru bir konu. Ekibinize güvenmeniz ve güven hissiyatını sağlamanız gerekiyor. 20 yılı aşkındır biraz da insan biriktirdik aslında Nesrin Hanım. Yani bir projeye başladığımızda, bir işe başladığımızda katılabilecek arkadaşlarımızın olması çok büyük avantaj sağlıyor. Teknik taraftan bakarsak, bunlar tabii biraz da kişisel özelliklerden bahsettim. Teknik taraftan bakarsak da kişinin bence kendini belli bir alanda uzmanlaştırması gerekiyor. Ya buna şöyle bakabilirsiniz. Mesela bir lokanta vardı, döneri çok iyidir. Başkasının başka bir ürün çok iyidir. Mesela ben de kendimi lojistik alanında soğuk zincir lojistiğinde uzmanlaştırdım. Örneğin ben ithalat, ihracat anlamıyorum. Bilmiyorum çünkü hiç yapmadım. Ama soğuk zincir depolama, soğuk zincir nakliyesi, bu tarz konularda ister gıda olsun ister ilaç olsun kendimi uzmanlaştırdım. Dolayısıyla demin saydığım sorunlara da çok daha kolay karşılık verebiliyorum. Ne güzel. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Elbette. Son 5 yıldır sadece sağlık lojistiği veren, hizmeti veren BOMİ Grup'ta operasyon müdürlüğü yapıyorum. BOMİ Grup 1985'te kurulmuş ve sadece sağlık lojistiği alanında hizmet veren bir kuruluş. Ne güzel. Yani örneğin biz gıda taşımıyoruz kesinlikle. Veya depolamıyoruz. Sadece ilaç veya medikal malzeme lojistiğinden lojistiği yapıyoruz. Buradaki amaç şu, müşterimiz biliyor ki benim ürünüm başka bir şeyle, benim ilacıma, evet, benim medikal malzememe zarar verecek başka bir malzemeyle, başka bir kimyasalla taşınmıyor. Bu bir güven veriyor. Evet. Bizim kendimizi konumlandırdığımız yer bu. Buradan hareketle gerek firmamızın vizyonu şu, daha ileri gitmek. Türkiye bakımından konuşursak da Türkiye'deki bu alanda lider servis sağlayıcı olabilmek. Ben de kendi alıma bu süreç içerisinde daha etkin rol oynayıp kendimi firmamın bu gelişimine katkıda bulunmak istiyorum. Şu an mesela bir hastaneye gittiğinizde sizden bir kan aldılar diyelim. %80 ihtimalle bizim gönderdiğimiz cihazlarla ve bizim gönderdiğimiz kitlerle size işlem yapılıp ona göre size bir teşhis konacak. Biz bunu kötü taşıdıysak size yanlış bir teşhis konulabilir. Ya bu yaptığımız işin de sorumluluğunun farkındayız. Adımlarımızı da ona göre atıyoruz aslında. Kesinlikle. Ülkemizde sağlık ve ilaç sektörü de çok gelişiyor gerçekten. Ama sizin de tabii çok büyük emeğiniz var. Çünkü en iyi şekilde ulaştırıyorsunuz malzemeleri. Elbette. Bir de şöyle bir şey daha ekleyeyim isterseniz. Bununla alakalı bazı regülasyonların değişmesi gündemde uzun süredir erteleniyor. Yani biz soğuk zincir taşıması yapıyoruz ama bu halen yasal bir zorunluluk değil birçok ürün için. Eğer bir daha ertelenmezse Kasım ayında artık zorunlu hale gelecek GMP kuralları ve bundan sonra hiçbir ilaç veya tıbbi malzeme ısı kontrolsüz taşınamaz hale gelecek. Bu da sektörü derinden etkileyecek ve sektörün de aslında buna çok da hazır olduğunu düşünmüyoruz. Maalesef. Çok önemli, çok hassas bir konu. Evet. Çünkü yeteri derecede soğuk değilse zaten o etkisini yitiriyor. Ve farklı şeyler var. Mesela 15-25 ısı aralığında çalışan ürünler var. 2-8'de çalışan ürünler var. Ürünün mesela soğutalım dondurmamanız da gerekiyor. Evet. Donduğu zaman kesinlikle madde formunu değiştirdiği için zaten kesinlikle etkisiz hale geliyor. Çok önemli gerçekten, kesinlikle. Peki bu mesleği yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Şöyle, birincisi çalışkan olmaları gerekiyor. Özverili olmaları gerekiyor. Çünkü çok emek yoğun bir sektörde görev alacaklar. Yeni kuşak demeyelim aslında da, yani ben çok katılmıyorum, Z kuşağı, Y kuşağı, onlara çok katılmıyorum ama yeni gelenlerde şu var, daha yetenekliler, daha zekiler, belki daha donanımlılar ancak daha az sebatkarlar. Sebat etme noktasında bu belki de lojistik sektöründen dışında genelleme yapmış oluruz, daha az sebatkarlar. Mesela bizim dönemimizde daha zeki olanlar, daha akıllı olanlar ön plana çıkardı. Bence bu dönemde daha
sebatkar olanlar iş hayatında fark etmeksizin öne çıkacaklar. Benim şahsi kesinlikle düşüncem bu. Eğitim almalılar, lojistik eğitim veriliyor artık. Akademik eğitim imkanları nispetinde mutlaka almalılar. Ama bunun net olarak onlara iş tecrübesi sağlamayacağını, iş tecrübesi olmadan kariyer basamaktan çıkamayacaklarını da çalışmaya başladıklarını anlayacaklar zaten. Kesinlikle İngilizce bilmeleri gerekiyor. İngilizce bilmeden belli bir eşiği kariyerinize maalesef aşamıyorsunuz. Örneğin ben geçen hafta işte Hindistanlı, İngiliz, Polonyalı, Belçikalı, İspanyol çeşitli milletlerden insanlarla konuşmak zorunda kaldım. Çünkü işim bunu emrediyor. Tabii, uluslararası bir iş. Yani müşteriniz global olduğu zaman mecbur kalıyorsunuz. İşiniz bunu emrediyor. Dolayısıyla sizin de o donanıma sahip olmanız gerekiyor. Ve şu çok önemli. Eğitim gördüm. Ben üniversite bitirdim. Lojistik sektörüne başladım. Karşıma bir kamyoncu çıktı veya işte bir MAVEKA personel çıktı. Tabii. Kimseyi küçük görmeden bu işi yapmaları gerekiyor. Çünkü lojistik bir parçası onlar. Lojistik hakikaten küçük insanların yaptığı büyük işlerden oluşuyor maalesef. Doğru. Yani ekip anlayışı değil mi? Herkesin birbirine ihtiyacı var. Kesinlikle. Yani ekip ihtiyacı, ekip yönetmek de çok önemli. Tabii. Son olarak da liderlik vasıflarının olması gerekiyor. Liderlik vasfından kastım şu. Sahaya indiğiniz zaman personelin gözünün içine bakıp ona bir talimat verebilmelisiniz. Hı hı. Yani o liderlik karizması sizde biraz olmak zorunda. Bunun dışında yeri geldiği zaman ekibinize önderlik edip sizin çalışmanız gerekir. Bu biraz da insanın içinde olan bir şey. Yani yaratılıştan gelen bir şey diyebiliriz ama bununla alakalı da eğitimler var. Liderlik eğitimleri var. İçinizdeki liderlik seviyesi her ne düzeyde olursa olsun bunu daha keskinleştirebilecek, daha ileriye taşıyabilecek eğitimler de var. Bunları da akademik eğitimlerin dışında bu tarz kişisel gelişim eğitimleri almalarını tavsiye ediyorum. Çok önemli. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Şöyle bir şey, işte az deminden beri bahsediyoruz. Dolayısıyla evet, hayatımızın her safhasında var. Marketten aldığınız bir üründe, işte restorana da, önümüze gelen yemekte, hastanede size verilen ilaçta hepsi bir lojistik servisinin sonucu aslında. Bu hizmetleri bize getiren insanlar var. Bin bir emekle bize getiriyorlar. Bunlar mesela bize yemek yetiştiren bir kurye, motokurye olsun. Veya işte gıda getiren bir kamyon şoförü. Örneğin bayram geçirdik. Bayramda herkes tatil yaparken perakende depolarında bir sürü kişi çalıştı. Hı hı. Sırf marketler boş kalmasın diye. Veya biz ekmek yiyebilmemiz için Ukrayna'dan buğday geliyor bize, biliyorsunuz. Oradaki denizci arkadaşlarımız bombalanan Odessa Limanı'ndan çıkış yapıyorlar. Bence hepsi daha fazla saygıyı hak ediyorlar. Kesinlikle. Yani çok büyük fedakarlıklar. Yani yoldaki motokuryelere, kamyon şoförlerine ve diğerlerine daha saygılı olmalarını rica ediyorum bizi izleyenlerden. Çünkü lojistik olmadan bir toplum olarak bizim hayatta kalmamız imkansız. Çocuğunuza ilaç veremediğinizi, yemek veremediğinizi düşünsenize çok zor durumda kalırız. Bu bağlamda tüm lojistik emekçilerini saygıyla selamlıyorum. Size de bu fırsatı bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim Nesrin Hanım. Rica ederiz efendim. Çok güzel bir mesajdı. Bugünkü konuğumuz Lojistik Operasyon Müdürü Korhan Yorulmaz'dı. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Programın sonuna geldik. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve ben başarılar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Çok mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.